Sayın Grup Başkan Vekili, değerli protokol üyeleri, kıymetli misafirimiz. Açılış konuşmasına gelmek üzere Milliyetçi Hareket Partisi Akçısar İlçe Başkanımız Sayın Ahmet Doğan'ı mikrofona davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkan. Değerli Grup Başkan Vekili, Akçılarımızın Medar İftarı, değerli İl Başkanım, değerli Belediye Başkan Adayım, değerli Belediye Başkanlarım, İl Başkan Yardımcım, İlçe Başkanım, Ocak Başkanım, Gençlik Kolları Başkanım, Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanı, değerli kardeşim, oda başkanları, güne kadar 3 tane aday adayı var idi ama şu anda onlar da buradalar gördüğüm kadarıyla. Onları da biz kabul edelim. Belediye başkan adayı olmuş gibi hep birlikte inşallah bu yolu beraber kol kola, omuz omuza yürüyüp bu şer güçleri alt edeceğiz. Rabbim birlik ve dirliğimizi bozmasın. Çıktığımız memlekete hizmet, Kur'an'a, vatana hizmet yolunda Rabbim birlik ve dirliğimizi daim etsin. Cenab-ı Allah şer güçlere, hainlere fırsat vermesin. İnşallah burada görüldüğü gibi sahada da bu şekilde hep beraber kol kola, omuz omuza 24 saatin 20 saatini koşarak, çalışarak inşallah hedefimize ulaşacağız. Cenab-ı Allah çalışana verir, yatana vermez. Kimse yani liderlerimizin ismini zikrederek, onların şemsiyesi altına sığınarak hedefe ulaşamayız. Yani onların binlerce derdi var zaten. 81 milyon insan var, 81 il var, artı bir de İçeride dışarıda hainler rahat durmuyor. Bizi ateş çemberi için atmak istiyorlar. Onun için bizlerin yükü ve vebali alıp Rabbim hepimize güç kuvvet versin. Bu vatan bizim, başka gidecek bir yerimiz de yok. Hep birlikte gönüllerde olarak bu vatanı seven birer nefer olarak dört elle sarılmamız gerekiyor. Allah rızası için sarılalım. 5 yıldır burada hizmet eden belediyenin bütün kötülüklerini, çirkeflerini gördük. 550 kişiyle belediyeyi devraldılar. 1800 kişiye çıktı arkadaşlar. 55 milyon borsa devraldılar. 800 milyona çıktı. Bu bizim 10 sene sonra gelecek çocuklarımızın, torunlarımızın tüy bitmemişi, yetimin hakkını 400 tane, 500 tane de arsa sattılar, tarla sattılar borçlar ödemek için. Ama daha SSK'nın borcunu ödeyemediler. Onun için hepimiz bu vatanda yaşıyoruz, bu şehirde yaşıyoruz. Aksar bizim aşkımız. Başka bizim bir yere gitme bir şansımız da yok. Bu şehire sahip çıkalım arkadaşlar. Oya giderken elimizi vicdanımıza koyalım. 2 tane, 3 tane de yanımıza yandaş alalım. Diyelim ki arkadaş, bu vatanın sevdalılarına, bu vatanın duvarına bir kaş bula koyacak arkadaşımızı seçelim. Yarın biz bu şehirde yaşıyoruz. Yarın arkadan gelecek torunlarımız, çocuklarımız mağdur olmasın. Onun için çok fazla konuşmak istemiyorum. Önümüzde süreç var. Konuşuruz, zamanımız var. Değerli büyüklerim var, başkanlarım var. Sizleri de fazla sıkmayayım. Allah razı olsun, bir kere daha söylüyorum. Hep birlikte ana ırzı gibi bu vatanımızı savunan yiğitlere sahip çıkalım. Oraya koltukları oturtturalım. Garip, kuraba, fukaranın hakkını savunacaklar oraya otursun. Heder edecekler değil. Memleketin her yeri, utanıyorum söyleme, dutlu inşaat olmuş. Şantiyeler sanki Ali Ağa oğlu yiyor bunu.
buraya zahmette bulunur, gayrette bulunur gelen tüm arkadaşlardan, abilerden, ablalardan, kardeşlerden Rabbim bir razı olsun, ayakları taşa değmesin. Bütün yani 31 Mart saat 5'e kadar hep böyle çalışalım. Böyle neşe içerisinde, huzur içinde enerjimizi burada tüketelim. 50-55 gün bir süre var. Zafere ulaşalım. İnşallah 5 yıldır Balgalan'ın haçın yerine hilali asalım. Ne mutlu Türk'üm diye. Başkanımıza güzel konuşmalar için teşekkür ediyoruz. Kıymetli misafirlerimiz, teşekkür konuşmalarını yapmak üzere çok değerli AK Parti Akhisar İlçe Başkanımız Sayın İsmail Ahmet Sözüyer'i mikrofona davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Sayın MKYK üyem, kıymetli il başkanım, Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanım, Cumhur İttifakı'nın kıymetli yöneticileri ve davamıza gönül vermiş kıymetli misafirler, hepiniz hoş geldiniz. Basın mensupları unuttun mu? Kıymetli basın mensuplarım, sizler de hoş geldiniz. Kırkaç, AK Parti Kırkaç Belediye Başkanı adayım, siz de hoş geldiniz. Bu seçim sürecinde adayı kimin olduğuyla alakalı bir grup... Gördes de burada. Gördük, görmedim, nerede? Gördes, görme ama Kamil Baskın. O zaman şöyle yapalım. Herkes için, hepsi için bir defa bir kuvvetli bir alkış alalım. Buyurun. Evet. Bu seçim sürecinde adayımızın kimin olduğuyla alakalı çok spekülasyon dolaştı. Adayımızın kim olacağıyla alakalı herkesin gündemi meşgul etti. Ama bizden daha çok bu karşı rakibimiz diyebileceğimiz partilere ilgilendiği bir konu var. Rakip bile olamazlar ama bizden daha çok adayımızın kim olduğuna alakalı her gün onlarca soru alıyorduk. Bu hafta eyvallah. Bu artık sosyal medya gündemine dahi taşmaya başlamıştı. Artık bizim adayımız kim olduğuna alakalı öyle bir heyecan duydular, dediğiniz gibi korkudan belki de. Ve bu iş artık belli bir noktaya geldi ki bunu kendi partilerindekine belli etmeye çalıştılar. Sanki bizim adayı bulamadığımızı, adayı teşhis edemediğimizi düşünmeye başladılar. Ancak AK Parti o kadar sistemli ve o kadar sistematik çalışan bir parti ki belki de bu süreci biraz yayarak herkesin gündemine taşımış oldu böyle etkiler. Ve biz de ne dedik? Adayı değil, başkana çıkacağız dedik. Ve bu gece bunun için buradayız. Başkanımızı açıklamaya geldik. Hepiniz hoş geldiniz. Genel seçimlerde elde ettiğimiz başarıyı Allah nasip ederse yerel seçimlerde taşlandırmayı hedefliyoruz. Bunun için zaman, mekan, her şey bizden yana. Zaman, mekan, her şey
Bu konuda Salih Başkanım'ın deyimiyle bu koşullar bize uygun. Karşımızda her yönden dağılmış bir ekip, yönetilemeyen bir belediye, yönetilemeyen bir belediyecilik anlayışı var. Maalesef Akhisar ve Akhisarlıları küçük gören bir belediyecilik anlayışı var. Önceden Akhisar'ımızla alakalı dev projeler konuşulurdu. Büyük vizyonlar ortaya konurdu, büyük hedefler ortaya konurdu ve bunlarla alakalı her gün, her geçen gün bir başka büyük proje açıklanırdı. Öyle ki burada Ömer Başkanım, Salih Başkanım burada son dönemlerinde bir yaptıkları hizmetlerle alakalı bir katalog kitapçık gibi bir şey hazırlamışlardı. En büyük projeyi dahi unutmuşlar yazmaya. O kadar çok hizmet edilirdi, o kadar çok projeler konuldu ki şimdisiyle kıyaslamak gerçekten abesle iştigal. Küçük bir yama yapılıyor, bunu hizmet olarak anlatılıyor. Akhisar'la küçük görmek denemin sebebi bu. Ve maalesef elle tutulur hiçbir vaatleri yerine getiremedi. Daha kötüsü bitirme noktasına geldiğimiz projeleri ya rafa kaldırdılar, onlar da bizi bekliyor, sizi bekliyor. Ya da tamamen iptal ettiler. Çok üzücü olan bir şey, bizim hedeflediğimiz bir kentsel dönüşüm projemiz vardı. Kentsel dönüşüm projemizi bitme noktasına gelmişti projelendirme aşamaları. Kentsel dönüşümle ilgili ne yaptılar biliyorsunuz? Biliyor musunuz? Kentsel dönüşümle alakalı, kentsel dönüşümü biz bu dönemde biter diye beklerken Şehitler Mahallesi'nde 2-3 tane evi boyadılar. Biz projesini yapıyoruz, biz kentsel dönüşümü bitirmek üzere hayaller kurup, hedefler kurup, projesini, bütçesini ayarlıyoruz, adamlar ev vuruyorlar. Akhisar'ın geldiği maalesef böyle çok üzücü bir noktadayız. Şimdi alanlarına genişlettiler, kendilerine rahat dağıldılar. Akhisar ve Akhisar'la bunların hesabını soracak. Üniversitemiz ne oldu? Akhisar Üniversitesi diye bir hayal koymuştuk ortaya. Dünya şampiyonlarımız vardı. Ulusal uluslararası başarılarımız vardı. Akhisar Spor'a bugüne kadar neden destek olunmadı? Şimdi son dönem işte destek oluyormuş gibi böyle bir göstermelik. Her işleri bu şekilde bir makyajla geçiyor. Dünya şampiyonu güreşçilerimiz, jimnastikçilerimiz maalesef tam manasıyla Akhisar'ın freni oldular. Belediyeyi kendi aile şirketine çevirenlerden, reklam ve sosyal medya belediyeciliğinden asla biz bu zihniyetten olmadık. Akhisar için ayrılan parayı, Akhisar için ayrılan kaynağı, reklama, sosyal medya belediyeciliğine, konserlere ve bu sosyal medya trollerine harcayanlardan kesinlikle değiliz ve olmayacağız önümüzdeki dönemde de. Çünkü böyle olduğu takdirde sosyal medya belediyecinin önüne geçilmiyor. Biz sosyal medyacılık diyoruz, onlar sosyal medyayı anlıyorlar herhalde. Biz onları aldırış etmeden yine eser üretmeye, eser ve hizmet siyaseti, Cumhurbaşkanımızın deyimiyle eser ve hizmet siyaseti üretmeye devam edeceğiz. Taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz. Bunların dışında yine geçenlerde sosyal medya üzerinde bir röportaja denk geldim. Malumunuz birçok kişi bunu yormuştur. Röportajı yapan kişi şöyle bir şey diyordu. Noel Baba gelse ve size büyük ikramiye çıktığını söylese falan gibi şeyler söylüyordu. Bilmeyenler varsa kabaca söyleyelim. Soruyor, diyor ki Noel Baba gelse ve size büyük ikramiye çıktı dese ne istersiniz? Cevap çok ilginç. Cevabı veren de ilginç hakikaten. Diyor ki okul yapardım diyor. İşte aramızdaki fark bu. Bizim yöneticilerimiz, buradaki yöneticilerimiz böyle fantastik kahramanlar gibi, böyle o doğaüstü karakterlerden bunlar biz bel bağlamıyor. Bizim gerçek bir kahramanlarımız var. Bizim hizmet ve icraat üretmek için böyle doğaüstü güçlere ihtiyacımız yok. Bu arada Noel Baba gibi bir kavram bizim ne inancımızda ne kültürümüzde var. Bizim de kahramanlarımız ayrı. Bizim kahramanlarımız Recep Tayyip Erdoğan. Bizim başka kahramanlarımız da var. Bahadır Yenişehirlioğlu var. Salih Hızlı var.
Cengiz Ergün var. Ömer İşçi var. Bu alkış biraz cılız geldi. Elbette Devlet Bahçeli var. Biz hizmet etmek için böyle fantastik kahramanlara değil, böyle gerçek kahramanlara bel bağlıyoruz. Biz güçlü hükümetimize, Cumhur İttifakımıza güveniyor ve ayağımızı yere sağlam basıyoruz. Sayın Grup Başkan Vekilimizin gayretleriyle ayağımızı yere sağlam basıyoruz. Bu sadece söylem değil, neler olduğunu biraz değinelim. Sayın Grup Başkan Vekilimizin gayretleriyle okulu Noel Baba'dan isteyen bizim şu anki belediye başkanımız gibi değil. Biz okulu Grup Başkan Vekilimizden, Cumhurbaşkanımızdan istedik. Şu an güçlendirmesine başlanan, ihalelere yapılacak olan şu an 8 tane okulumuz söz konusu. Tek tek bunları saymayayım, hazırladım ama vaktinizi de almak istemiyorum. Küresel ekonomik koşulların bu noktada olduğu ve dünya üzerinde görülmemiş iki tane yıldönümü yaklaşan iki tane büyük depremi arda arda 24 saat içinde yaşamış bir ülke olarak bu kadar zor ekonomik şartlar altında bulunmamıza rağmen bütün yatırımlar deprem bölgesine aktarılmış olmasına rağmen sağ olsun grup başkan vekilimiz yine burada devreye girdi ve dedi ki Akhisar'a bir hastane yapılması lazım. Öncelikle 50 odalı bir prefabrik hastane yaptırıyor. Hemen acil bir ihtiyacı görmek için hemen arkasında 450 yataklı hastanenin projelendirme aşaması tamamlandı. Özür dilerim, yatırım programına alındı. Medar ve Süleymanlı'ya doğal gaz çalışması tamamlandı. Bunun nasıl olduğunu kendisi anlatmak ister. Ben bu konuya girmiyorum, özel bir husus. Hükümetimizi ve belediyeciliğimizi işte bu şekilde yerel yönetimle hükümetimizin bir arada güçlü bir uyum içinde çalışmasını Allah nasip ederse önümüzdeki yıllarda hep birlikte göreceğiz. Allah nasip ederse çok güzel günler bizi bekliyor. Çoğu bitti, azı kaldı. Ve yeni sloganımızla hazırız, kararlıyız. Allah nasip ederse bu gece burada bulunmamızın sebebi adayımızı, başkanımızı açıklamak. Tabii ki söz sırası ona geldiğinde kendisini davet edeceğiz ama ben sözüme son vermeden önce şöyle söylemek istiyorum. Başkan adayımız, değerli büyüğüm, hayatta da kendisinden birçok şey öğrendiğim kıymetli abim Ömer İşçi. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Değerli ilçe başkanımıza güzel konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Kıymetli teşkilat mensuplarımız, şimdi konuşmalarını yapmak üzere 3 dönem Akhisar Belediye Başkanlığı yaparak ilçemizi marka bir şehir haline getiren, şimdi ise AK Parti Manisa Teşkilatları'nın kaptanlığını yapan çok değerli il başkanımız Sayın Selvi Yüzey'e başlıyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Ben yüksek bir yerden talimat aldım. Kısa konuşacağım inşallah. Evet, çok saygılar Grup Başkan Vekili. Merkez Karar Yönetim Kurulu üyemiz Soşan Toklu, Sayın Ayşe Nevisayet Hocam, İlçe Başkanları, Milliyetçi Hareket Partimizin çok saygılar İlçe Başkanı, AK Partimizin çok saygılar İlçe Başkanı, Oda Başkanlarımız, belediye başkanlarımız, şu anda aynı zamanda Muhammed abim tekrar aday oldu. Kırkağaç Belediye Başkan adayımız da burada. Burada çok ağır bir şekilde yönetim kurulu toplantılarına katılırmış gibi yönetim kurulu üyesi kardeşlerim var. Saysak herhalde 50 kişi var burada.
aynı çoğunluğu yönetim kurulunda da istiyoruz inşallah. Değerli kardeşlerim, AK Parti ailemizin çok saygıdeğer büyükleri, hanımefendiler, beyefendiler, genç kardeşlerim. Ben de sizleri öncelikle en içten sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Hepiniz Ömer İşçi kardeşimizin aday tanıtım toplantısına hoş geldiniz, şeref verdiniz. Evet, uzatmayacağım ama nasıl kısaltacağımı da bilmiyorum açıkçası. Bugün çok heyecanlı bir gün. Çok önemli bir yeniden başlangıç yapıyoruz. Allah yeniden başlayanların yardımcısıdır. Biz bunu biliyoruz. Biz defalarca yeniden başladık. AK Parti siyasetinin en önemli özelliği yeniden ve sürekli üretmesidir. Tamam. Kapalı salon olduğu için dedim. Ezan duası. Yapalım inşallah. Evet. Aziz Allah. Evet. Çok saygıdeğer kardeşlerim. Tekrar güzel bir başlangıç yaptığımı söylemiştim biraz önce. Evet, çok güzel bir başlangıç yapacağız inşallah. Ve biz sürekli söylediğimiz ve söylemekten hiç yılmadığımız kadim şehrimiz, biricik şehrimize kaldığımız yerden hizmet etmeye devam edeceğiz. Şehrimizin açıkçası siyasi polemik çok sevmiyoruz ama şehrimizin yörüngesi bir 5 yıl süreliğine biraz yön değiştirdi ve küçüldü. Hedefleri küçüldü. Biraz önce İsmail Ahmet Başkanım benden önce konuşmanın avantajını kullanarak birçok şeyden bahsetti, konuştu. Tekrar etmek istemiyorum. Ama gerçekten bu şehir bir dünya markası olma noktasına doğru ilerlerken birden acı bir frende durdu. Dolayısıyla bizim tekrar bunu bir araya getirerek tekrar başlatmamız gerekiyor. Biz tekrar bu şehrin bütün güç kaynaklarını yeniden ele alacağız. Evet, bu şehrin çok önemli güç kaynakları var. İnsan kaynağımız var. Bu dönemde en önemli avantajımız, biraz önce Ahmet Başkan'ın bahsettiği Grup Başkan Vekilimiz Sayın Bahadır Yenişehirlioğlu. Ben 15 yıl belediye başkanlığı yaptım. Bir milletvekilinin gücünün, yerel siyasete etkisinin ve yerel hizmetler etkisinin farkındayım. Şu anda hem Bahadır abinin kendi şahsından kaynaklanan özelliği hem de grup başkan vekili oluşu sebebiyle inşallah Akhisar'ımız tekrar o büyük yörüngeye girecektir. Dünya markası olma yörüngesine girecektir. Ve biz öyle bir kazanacağız ki
Şehirde hiç kimse kaybetmeyecek. Evet. Ve hiçbir zaman sesimizi yükseltmeyeceğiz. Sürekli sözümüzü yükselteceğiz. Biraz önce yine söylendi. İşte birçok kavram kullanılarak, araçsallaştırılarak sadece orada bırakıldı. Şeffaflıktan bahsedildi ama asla şeffaf olunmadı. Şimdi arkadaşlar, biraz önce MHP ilçe başkanımız da AK Parti ilçe başkanımız da bahsettiler. Ben sadece bir şey söyleyeceğim. Biraz da beni ilgilendirdiği için bir şey söyleyeceğim. Biliyorsunuz 2019 seçimleri sonrası bir pankart asıldı belediyenin önüne. Büyük bir pankart. Akhisar Belediyesi'nin borçları yazılıydı orada. Hepiniz hatırlarsınız. Yaklaşık 52 milyondu sanırım. Ama 17 milyon alacağı vardı belediyenin. O reel olarak 32 milyon bir borçtu. Şimdi geçenlerde bir pankart daha asıldı. Bu pankart biraz daha küçüktü. Biraz daha böyle mahcup ifadeler içeriyordu içerisinde. Mahcup ifadeler vardı. Yani ortaya karışık bir şeydi bu. 1.2 milyar bütçeden bahsediliyordu burada. Onunla işte 200 milyon borç kıyaslanarak bir orantı çıkartılmıştı. Yani algı operasyonu diyoruz ya, algı operasyonun kendisi bu. Yani bizim aklımızda alay etmiş olmak aslında kendiyle alay etmiş olmaktır. Tamam, bu bütçeyi açıkça söyle bize, bize ait olanı tek tek kalem kalem yazmıştınız. Biz şimdi Akhisarlılar olarak, ben eski belediye başkanı olarak değil ama bir Akhisarlı olarak şunu söylüyorum. 1.2 milyar bütçe açıkladınız ve bununla kıyaslayarak borcun oranını açıkladık. Belediye yönetimi 1.2 milyar bütçe. 5 ile çarparsak arkadaşlar 6 milyar yapar. Şimdi kedi buysa ciğer nerede? Ciğer buysa kedi nerede? Arkadaşlar 5 yılda 6 milyar kaynak kullanıyorsunuz ki bu kaynağın detaylarını da istiyoruz lütfen. Buna hakkımız var. Şeffaf olduğunuzu söylüyorsunuz. Bu kaynağın ne kadar gelirlerin ne olduğu ve nerelere harcandığını bilmek istiyoruz. Onların ifadesiyle söylüyorum. 1.2 milyar bütçeniz varsa ki her yıl böyle gerçekleşmek durumunda eskale ederek getirdiğimizde 6 milyarlık kaynak bir dökümünü istiyoruz. Belediye yönetimimiz bunu dökümünü bize sunsun. Biz de görelim ne nereye harcanmış, nereden gelmiş kaynağımız. Borçlarla ilgili kısmını da işte biraz önce başkanım 800 milyondan bahsetti. Onların açıkladığı 200 milyon. Ama bir de ayrıca iştirakler var. 3 tane de belediye iştiraki var. Bunlara ilişkin de erişilebilirliği şu anda denetim komisyonu çalışıyor. Onların hesaplarını da açmalarını rica ediyoruz. Çünkü bizim dönemimizde bakın bizim dönemimizde arkadaşlar Cumhuriyet Halk Partili, Milliyetçi Hareket Partili, AK Partili ve bütün meclis üyelerimizin hepsi her şeye anında erişebilirlerdi. Ben asla bu konuda bir kısıtlamaya gitmezdim. Dolayısıyla biz Akhisarlılar olarak bunları istiyoruz arkadaşlar. Şeffaf ol, şeffafım, sürekli şeffafım, şeffafım demekle şeffaf olunmuyor. Adilim, adilim demekle adil olunmuyor. Bunların karşılığını istiyoruz. Fakat arkadaşlar seçim alacağız Allah'ın izniyle. Tabii bu Akhisarlıların takdiriyle olacak. Akhisarlıların takdiriyle olacak. Sevgili Akhisarlılar, bizim 15 yıllık belediye hayalimizi, belediye tasavvurumuzu biliyorlar, yaptıklarımızı da biliyorlar. İnşallah bunları tekrar daha ilerini yapacağız. Ömer İşçi kardeşimle ilgili, Ömer Başkanımla ilgili benim çok fazla şey söylememe gerek yok. Ömer kardeşim benim 40 yıldır tanıdığım kardeşim. Ve belediye başkanlığı dönemimde bir santim ne sağa ne sola gitmiş, bir tane kırıcı lafını işitmediğim bir kardeşimdir. Sürekli yapması gerektiği işi yapmış ve muhteşem bir tecrübeye sahiptir. Akhisar sporumuzu bilirsiniz. 2004 yılında belediye aldığımızda onun attığı temelle biz Akhisar sporumuzu Süper Lig'e taşıdık. Ve Allah'ın izniyle bu önümüzdeki 5 yıllık inşallah ondan sonraki süreçler içerisinde Akhisar muhteşem eserlere sahip olacaktır. Akhisar tekrar eski yörüngesine dönecektir. Bahadır abi, evet o bizim gerçekten abimiz. Ve Ankara'daki gücüyle, kendi özel yeteneğiyle tekrar Akhisar'ı dünya markası haline dönüştüreceğiz. Arkadaşlar dünya markası dediğimizde lütfen bunu sizler için söylemiyorum ama küçümsemeyelim. Biz dünya şampiyonları yetiştirdik.
Sevilla'yı burada ağırladık. Geçen defa söylemiştim biliyorsunuz. Yani bu şehre Roberto Carlos geldiyse Ronaldinho'ya gelmesin. Bunların hepsini biz başardık. Bu yüzden bunları böyle bir boş hayal gibi söylemiyoruz. O açıdan Allah'ın izniyle bizi seyretmeye devam edin. Bizimle yol yürümeye devam edin. Göreceksiniz ki bu şehir tarihindeki 5000 yıllık tarihindeki güçlü noktasına tekrar erişecektir. Ve bizler inşallah Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Cumhur İttifakımızın hükümet edişiyle, Cengiz Ergin Başkanımızın Büyükşehir Belediye Başkanlığında 17 tane ilçemizin birbirleriyle dayanışmasıyla tekrar Manisa'mızı da ayağa kaldıracağız. Manisa'mız inşallah büyük ve güçlü Türkiye yürüyüşünde Türkiye'mize, bu aziz milletimize en büyük katkıyı sağlayacaktır. Değerli kardeşlerim, sizlerle buradan simalara bakıyorum. Gözlerim hala kesiyor. Biraz yaşlandım ama o kadar güzel yollar yürüdük ki yine yolları yürümeye devam edeceğiz. Ve 31 Mart gecesi ben 2019'da İstanbul'daydım. Burada telefonla bağlandığımda davulların bir başka partinin önünde çaldığını duyduğumda ağlamıştım. Eşim şahittir buna. Şimdi bu defa sevinç gözyaşları dökeceğiz inşallah. Ve 31 Mart'ta Allah'ın izniyle tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kardeşlerim, çok daha fazla sözlerimi uzatmak istemiyorum. Söylediğim gibi sesimizi değil, sözümüzü yükselteceğiz. Allah'ın izniyle bu aziz şehir, bu aziz Akhisarlılar hizmetlerin en güzeline layıktırlar. Ve biz onları hiçbir siyasi partili olmalarına bakmaksızın, ayırmaksızın hepsine hizmet etmek için tekrar iktidara geliyoruz, yerel iktidara geliyoruz. Sözlerime burada son vermek istiyorum. Sahada konuşacağız. 31 Mart akşamı konuşacağız. Evet, tekrar Ömer İşçi kardeşimin belediye başkan adaylığı ve sonrasında Akhisarlı kardeşlerimizin, Akhisarlı büyüklerimizin tercihleriyle, onların himmetleriyle belediye başkanlığı hayırlı olsun. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sayın protokol kıymetli misafirlerimiz, aramızda çok değerli bir misafirimiz var. Ben şimdi müsaadenizle onu çağıracağım, konuşmalarını yapmak üzere. AK Parti MKK üyemiz, Doçent Doktor Sayın Ayşe Nevin Sert Hanımefendi'yi mikrofonu davet ediyorum. Buyurun. Sonra utanırım. O yüzden tek tek saymayacağım. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, bugün adaylarımız artık adaylığı bitti ve adayımızı belirledik. Başka bir yarış başlıyor. Ama AK Parti'yi AK Parti yapan en önemli özelliğini bu salonda görüyoruz. Aday adayları şu anda adayımızın yanında ve onunla birlikteler. Bizi biz yapan en önemli özellik bu bence. Evet, adayımız Ömer İşçi emaneti hakkıyla, layıkıyla taşıyacak bir adaydır. Ve Akhisar'a en iyi hizmetleri sunacaktır. O AK Parti belediyeciliğinin marka belediyeciliğini en yükseğe taşıyacaktır. Buna inancımız tam. Zaten kendisinin de hem yapmış olduğu, daha önce yapmış olduğu çalışmalar, Akhisar'a yapılan birçok hizmette belediye başkanımız, daha önceki Akhisar belediye başkanımız Salih Hızlı'nın yol arkadaşı. Yani yapılanlar yapılacakların garantisidir diyebiliriz.
Ve artık yalnız da değil tabii ki. Salih Başkanımız yanında tecrübeleriyle. Onun ötesinde de Bahadır Yenişehirlioğlu, Grup Başkan Vekilimiz, bir eli Akhisar'ın üzerinde. Bir eli de tabii Manisa'nın ve diğer ilçelerimizin üzerinde. Bunlar en büyük şanslarımız. İnşallah bütün bu olumluluğu, bu bütün artı değerlerle birlikte Ömer İşçi en güzel hizmetleri Akhisar'a getirecek. Daha sonra belki birçok bu cümleyi duyacaksınız ama ilk kez ben söyleyeyim. Ömer İşçi artık Akhisar'ın işçisi olacak. Evet, çalışkanlığıyla, efendiliğiyle hepinizin gönlünü, kalbini kazanmıştır. Ama bundan sonra hepinizin daha fazla saygısını, sevgisini kazanacağına da inanıyorum. Yolu açık olsun. Biz AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak ve bütün Akhisarlar olarak Ömer İşçi'nin arkasındayız ve onu sizlere emanet ediyoruz. Sağ olun, var olun. Bize konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Kendine bir kez daha hoş geldiniz diyoruz efendim. Evet, milletim sertemiz. Bir yüzü yavaş yavaş alabilirsiniz. Evet, ellerimizdeki şöyle Türk bayraklarını, AK Parti bayraklarını şöyle en yukarıda sallamanızı rica ediyorum. Bütün bayrakları şöyle en yukarıda. Konuşmalarını yapmak üzere. Evet, bütün bayrakları şöyle en yukarıda sallayalım. Konuşmaları yapmak üzere Manisa'mızda yapılacak projelerin Ankara'daki takipçisi, Manisa'mız için gece gündüz demeden çalışan Abdülhamit Han'ın tahsil paçası, Cumhurbaşkanımızın yoldaşı, yol arkadaşı, dava arkadaşı, AK Parti Grup Başkan Vekilimiz, Manisa Milletvekilimiz Sayın Bahadır Yenişehirioğlu Beyefendi. Alkışlarla sahneye davet ediyorum. Buyurun Sayın Vekili. Bütün bayraklar Akhisar en yukarıda. Çok hoşunuza gidecek bu hareket. Merak ediyorsunuz değil mi? Şimdi geldi aklıma. Yapıyorum bak hareketi. İyiyiz değil ama. Sihirbazlık gibi bir şey. Şimdi buradan kalkıyorum. Değerli hanımefendilerin, beyefendilerin huzurunda olmak gerçekten çok güzel. Paşam, Akhisar'a hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Bugün çok güzel bir program icra ettik. Gerçekten ismiyle müsamma devlet gibi bir adam, Devlet Bahçeli. Yani bilge kişilik.
Manisa'mızdaydı. Adaylarımızı tanıttı ve muhteşem bir konuşma yaptı. Bizler de oradaydık. Böyle bir devlet adamına sahip olduğumuz için gerçekten çok gururlandım. O yüzden biz çok nimetli insanlarız. Bir yanda Recep Tayyip Erdoğan dünya lideri, bir yanda bilge lider Devlet Bahçeli. Bize düşen sadece vazifeyi yapmak kalıyor. Hep beraber yapacağız değil mi? Oradan buraya çıkıp geldik. Ben bu arada çok koşturuyorum. Dün Diyarbakır'daydım. Diyarbakır bir teşkilatıyla program yapmam gerekiyordu. Gece uçakla döndüm. 2 saat uyudum. Yine uçağa bindik. Buraya geldik falan filan. Ama burada olmak, insanın kendi evinde olmak gerçekten çok anlamlı, çok değerli. Çocukluğumun geçtiği yer, çalıştığım yer, ekmek kazandığım yer. Aksar bana çok şey verdi. İnsan sevinciyle, acısıyla doğup büyüdüğü şehri çok seviyor. Dünyanın neresine giderse gitsin kendi şehrini, kendi şehrinin insanlarını özlüyor. Görmeseniz de içinizde bir muhabbet hep canlı duruyor. O yüzden ne zaman Aksar'a gelsem kendimi mutlu hissederim. Ömer İşçi'yi çok uzun zamandır tanırım. Allah razı olsun. Beyefendiliğini hiç kaybetmedi, insanlığını hiç kaybetmedi. Güzel bir insan. Beni de hiç kırmadı Ömer. Allah razı olsun. Zaten iyi bir ailenin evladı. Temiz süt emmiş biri o. Babasını rahmetli miydi? Yaşıyordu. Nerede? Allah uzun ömür versin. Çok yaşayacaksın demek ki. Çok yaşayacaksın demek ki. Yani babasını bilirim. Temiz bir aile. İnsanlar temiz süt emip helal lokmayla beslenince ayarları bozulmuyor. Ömer'in de ayarı hiç bozulmadı. Ve Allah şimdi ona bir nasip, bir hizmet kapısı açtı. Zaten o hizmeti yapmıştı Salih Başkanım'la birlikte uzun yıllar. Gerçekten de Aksar'da çok güzel hizmetler yaptılar. Hani bunu hiç kimse inkar edemez. Ve çok böyle, çok zarif, çok beyefendice, çok saygın yaptılar işlerini. Hiç kimseyle cedelleşmediler, kavga etmediler. Bazen duymadılar, görmezden geldiler söylenenleri, aleyhte propagandaları. Onlar daimi işlerini yaptılar. Zaten iyi çalışmamış olsalardı 3 dönem belediye başkanlığı yapamazlardı. O yüzden rüştünü ispat etmiş biridir Ömer İşçi. Hani adamı bir deneyelim de bakalım kalibresine neler yapacak diyeceğimiz biri değil. Biliyoruz, kendi insanımız. Her yiğidin yoğurt yiyişi var. Ben şu anki belediye başkanımızı da evladımız olarak görüyorum. Akhisar'ın bir evladı. Ama yoğurt yiyişi farklı. Herkesin dediğim gibi yoğurt yiyişi farklı. Ben Ömer İşçi'nin bu yoğurdu çok daha güzel yiyeceğini düşünüyorum. Biz kavga insanı olmadık hiçbir zaman. Muhabbet insanı olduk. Ha, geri geldiğinde kavga etmeyi çok iyi biliriz elhamdülillah ama şiarımız bu değil. Şiarımız hizmet etmek. AK Parti 21 yıldır iktidarda. 21 yıl neredeyse bir ömür. Başarısız olsa bu millet onu baş tacı yapar mıydı? Yapmazdı. Çünkü biz milletin ta kendisiyiz. Biz helal nedir, haram nedir, liyakat nedir, hizmet nedir bunu biliyoruz. Çocukluğumuzdan itibaren böyle yetiştirildik. Hepimiz. Zaman zaman ayarı bozulanlar olabilir ama insandır neticede. Fakat biz helal süt emmiş insanlarız hepimiz. Dolayısıyla bu memlekete sevdalı insanlarız. Ben yıllar öncesinde milletvekili adayı olduğumda, o zaman gencecik bir adamdım. Evde izliyordum televizyonda sonuçları, bir baktım Ali Kırca benim ismimi söyledi. Bahadır Yenişehirli oğlu Manisa'dan diye. Oy, evin önü ana baba günü gibi oldu. Kapıyı çalanlar falan, beni kucaklayanlar. Haldır buldur biz parti sokağına geldik. Eskiden ara sokaktaydı parti biliyorsunuz. Sokak hınca hınç doluydu. Sokağın ortasına da bir masa koymuşlar.
Hala fotoğrafı var onun. Salih Hızlı Bey de yanımda benim orada. İşte seçildiğim için ayaklarım yerden kesilmişti. Beni böyle neredeyse havada getiriyorlardı. Eserde gençlik de var. Hoşuma da çok gitmişti. Masanın üstüne çıkardılar. Sanıyorum Fettah da vardı yanımda. Sen de mi vardın? Öyle mi? Bak 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 maşallah. Elimde mikrofon var. Artık çok sevinmişim. Genç bir adam. Seçim, bir de kısada seçim kazanmak öyle kolay bir şey değil o dönemlerde. Ve ben mikrofonu elime aldığımda şunu dediğimi hatırlıyorum. Bunu anlatmamın sebebi bu. Bundan sonra bana oy vermiş, oy vermemiş herkese hizmet edeceğim dedim. Çünkü ona inanıyorum. Benim gibi düşünmeleri şart değil. Ve Allah nasip etseydi o zaman da hizmet ederdim. Benim öyle saplantılarım yok. İnsanların benim gibi düşünmesini beklemiyorum. Aynı partili olmayı beklemiyorum. Aynı zihniyetli olmamızı beklemiyorum. Çeşitlilik güzel bir şey. Fakat sonra ben böyle kendimi kaptırıp işte oy veren vermeyen herkese hizmet edeceğim diye bağırırken aşağıdan birisi böyle böyle bir şey yapıyor. Olmadı der gibi. Ben de anlamıyorum işin heyecanıyla. Sonra böyle mikrofonun kafasını kapattım. Eğildim, ne olmadı dedim. Seçilmedin dedi. Ana. Ben sokağa girerken omuzlarda gir dedim. Ayaklarım yere değmiyordu. Sonra yürüye yürüye çıktım. Evin önünde kalabalık da kalmamıştı. Siyasetin böyle cilveleri var. Ama o gün de seçilseydim hizmet edecektim. Ben daha bir yılımı doldurmadım milletvekilliğinde. Zaten 3 ayı yatakta geçti. Belim kırıldı. Amin hepimize. Kırılmadık, yerim kalmadı zaten. Fakat işte bir yılı falan doldurmadık. Uzun zamandır bilirim. Aksar Devlet Hastanesi, Aksar Devlet Hastanesi. Ya kafayı taktım. Aksar Devlet Hastanesi yapılacak. Tasarruf tedbirleri var deniyor. %40'ı, %50'si biten işler ancak devam edecek deniyor. Böyle bir genel karar alınmış. Yok dedim, bu bizim için geçerli olamaz. Buna kafayı taktım. Kaç defa gittim Sağlık Bakanı'na bilmiyorum Ankara'da. Sağlık Bakanı'yla işi çözmem lazım. Sonra Cumhurbaşkanı Yatırım Dairesi'yle çözmem lazım. Ona gidiyorum bambaşka, buna gidiyorum bambaşka konuşmalar falan. Bunları benim bir araya getirmem lazım. Mutlaka yüz yüze getirmem lazım ki iş çözülsün. Ben aynı zamanda AK Parti'nin en üst organı olan MYK üyesiyim. Aynı zamanda MKYK üyesiyim. Onun toplantısında Sayın, çok seviyorum kendisini, çok değerli biri. Sağlık Bakanımızın elinden tuttum. Elinden tutunca şaşırdı. Gel benimle dedim. Ne oluyor dedi. Gel gel Allah aşkına bir yere götüreceğim seni dedim. Tuttum elinden, öyle büyük bir salondayız. Salonun arkasında da Cumhurbaşkanlığı yatırımın başındaki üstad var. Götürdüm ikisini yan yana getirdim. Bak dedim, sana gele gide yoruldum, böyle böyle diyorsun. Sana gele gide yoruldum, sen de böyle söylüyorsun. Şimdi karşılıklı bakın bakalım dedim. Bu iş oluyor mu olmuyor mu? Sonra yatırım dairesine girdiğini öğrendim Aksar Devlet Hastanesi'nin. Yani istedim ki benim dönemimde bu hastane yapılsın. Biliyorum çünkü durumunu. Bizim Medar tarafında doğalgaz yok. Doğalgazı oraya götürmemiz lazım. Ona da kafayı taktım. Çünkü orada... He? Sen de sağ ol. Malumunuz o işin başında çok değerli, çok yüksek mevkide, çok önemli biri var. Ya işte olmuyor falan filan, detaylara girmeyeyim, burada basın var. Telefonu açtım, kendisiyle konuştum. Doğru diyalog kurursanız, doğru iletişim kurarsanız, insanlara gerçekten samimi yaklaşırsanız derdinizi anlatabiliyorsunuz. Eğer gizli ajandanız yoksa, hesap kitap yapmıyorsanız, kendi menfaatiniz için değil ama memleketinize dertlenerek iş yapıyorsanız Allah kapıları açıveriyor. Telefona çıkmaz dedikleri beyefendi, telefonda bir konuşma neticesi, "Aa, ben seni çok seviyorum, sen Tahsin Paşa'sın" dedi. Vay, benim fanlarımdanmış.
Aksagaz'ın oraya yatırım yapması çok rentable bir şey değil. Onlar için karlı bir şey değil. Çünkü maliyeti çok yüksek bir yatırım o. İkiletmedi beni hemen o gün içinde onun bir işlerini takip eden adamı var. Ona talimat verdi. Hemen Manisa arandı. Manisa hop oturup hop kalktın. Buna ne ulaştı? Kim ulaştı? Nasıl oldu bu iş? Malumunuz şimdi çalışma başlıyor. Boruları geldi. Bunları böyle seçim üstü göz boyamak için yaptığımı zannetmeyin sakın. Ben özü sözü bir adamım. En son söyleyeceğimi en başta söyleyen bir adamım. Sadece şunu düşündüm. Ben Ömer'i seviyorum. Ömer'e iki tane hediye vereyim istedim. İstedim ki ben Ankara'da, o burada, el ele verirsek, gücümüzü birbirimize katarsak daha birçok şey yapabiliriz. Ben buna inanıyorum. Çünkü ben çalışkan bir adamım. 63 yaşındayım. Ne olup ne olmadığımı bilmiyorum. Biliyorum. Durup durmaksızın, asla yorulmaksızın çalışan bir adamım ben. Hatta enerjime birçok insan inanamıyor. Bu adam nasıl bu kadar yetişiyor her şeye diye. Allah öyle yaratmış. Çalışmayı seviyorum. Bu 5 yıllık milletvekilliği süremde gerçekten önemli şeyleri halletmek istiyorum Akhisar'da. Bir daha vekil olur muyum, olmaz mıyım bilmiyorum. Yeminden sonra trafik kazasında ölüyordum. Neyin garantisi var ki? Yarına çıkacağımızın garantisi yok. Ama bu 5 yıl hizmet edeceksem o zaman bu Akhisar'a, Manisa'ya, bölgemize olsun istiyorum. Bunun için de size hep söyledim. Hiçbir zaman da ardını boş bırakmadım. Yani laf olsun diye söylemedim. Hep çok çalışacağımın sözünü verdim ve çalışıyorum neticede. Ve bu iki husus neler yapabileceğimizi gösterir. Ömer deneyimli, donanımlı bir adam. Yaş itibariyle de artık olgunlaştı. Tecrübesi de var. Ben de gayet kemalata erdim. 63 yaşındayım. Neyin ne olduğunu iyi biliyorum. Neyi nasıl yapacağımı çok iyi biliyorum. Biz el ele verirsek ve Akhisar'ımızla el ele verirsek, gerçekten muhabbetle çalışırsak yapamayacağımız iş yok. Şu anki belediye başkanı da benim evladım gibidir. Ona bir sözüm yok, bir lafım yok. Fakat o farklı hizmet etmeyi, farklı çalışmayı seçti. Onun tercihidir o. Dediğim gibi her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. Biz başkalarının yokluğu üzerine varlık kuran insanlar değiliz. Ben asla başkasının yokluğu üzerine varlık kurmadım hayatım boyunca. Ben en iyisi olmaya çalıştım ki tercih edileyim. Ben Ömer'in en iyisi olduğuna inanıyorum ve sizin onu tercih edeceğinizi biliyorum. Allah'a çok şükür benden önce hizmet edenler, edemeyenler olmuştur. Geriye dönüp bakmıyorum ben. Yaş itibariyle söylenenleri duymuyorum. Fitneden uzakım, dedikodudan uzakım. Sadece yapacağım işlere hedefleniyorum. Ve bir şey söyleyeyim mi size samimiyetle? Bunları yaparken de çok eğleniyorum. Bütün samimiyetle söylüyorum. Yük gelmiyor bana. Keyif alarak, eğlenerek yapıyorum işimi. Bundan zevk alıyorum. Akhisar yıllarca benim memleketim olarak, ben burada uzun yıllar avukatlık yaptım. Evlatlarım burada doğdu. Anamın, babamın, kardeşimin, halamın, amcamın, dayımın mezarlıkları orada. Kendime de bir yer ayırdım. Vefat ettiğimde beni buraya gömün diye. Akhisar'a gömüleceğim. O yüzden bu vekillik sürem bittiğinde, ben zaten şöhretli bir adamım. Bütün dünya beni tanıyor. İyi bir yazar olarak, iyi bir aktör olarak. Şöhret olmaya ihtiyacım yok. İnsanların beni daha çok tanımasına da ihtiyacım yok. Uluslararası seviyede tanındığımı biliyorum. Ama ben Akhisar'a hizmet etmek istiyorum. Beş yıllık vekillik sürem bittiğinde, arkamdan ya da siyasetin dışına çıktığımda artık, arkamdan ya adam gerçekten iyi adamdı, güzel hizmetler etti, Akhisar'ımıza birçok şey kattı
dedirtebilirsem dünyanın en bahtiyar insanı olacağım. Bunu da Ömer'le yapmak istiyorum. Şunu söylemiyorum. Şunu söylemiyorum asla. Asla şunu söylemiyorum. Şöyle bir şey diyeceğim ki siz bunu dalga dalga Akhisar'a yayın. Söyleyeceğim şey çok insani bir şey. İnsan, içimizde birçoklarımız anne ya da baba. Evlatlarınız var, benim de evlatlarım var. İnsan kendi evladını mı daha çok sever, komşusunun evladını mı? Kendi evladını sever, Allah öyle yaratmış. Ben şimdi bir akil bali adam olarak Akhisar'a bakınca şunu görüyorum. Şu anki belediye başkanımız komşunun çocuğu. Ama bu benim evladım. Vazifemi hep yapacağım. Beni Ömer'i seçmezseniz vazife yapmayacağım demiyorum. Ben vazife yapmakla mükellefim. Ama evladımla el ele tutuşursam çok güzel şeyler yaparız. Geçenlerde Zeytinova'ya gittik bir çalışma sebebiyle. Oradakiler bir sitayişle şunu söylediler. Zeytinova'daki yaşlılar emekli maaşlarını almak için Akhisar'a gelmek zorundalar. Zorluk çekiyorlar. Şurada bir ATM olsa insanlar paralarını buradan çekiverecek dediler. Hemen onların huzurundayken Halk Bankası Genel Müdürü'nü aradım. Dedim ben Bahadır Yenişehirlioğlu, AK Parti Grup Başkan Vekili. Aa Tahsin Paşa'm sizi çok seviyoruz, biliyoruz. Bak dedim bu bankaya zarar, bunu biliyorum. Zeytinova'ya bir banka ATM'si koymak bankaya zarardır. Karlı bir iş değil. Ama dedim benim hatırıma yapacaksınız. İstiyorum. Ben Zeytinova'nın yoğunluklu olarak Cumhuriyet Halk Partili olduğunu biliyorum. Ama yaşlıları sevindirmek zorundayım. ATM Gondorya. Küçücük bir şey ama işe yarar bir iş. Velhasıl sözü uzatmayayım. Salih'e kısa konuş dedim ama ben çok uzattım. Ben şunu çok net söylüyorum. Fırsat buldukça, vakitim oldukça Ömer'in yanında olacağım. Ama elim hep Ömer'in üstünde, bunu bilin. Çünkü ben grup başkan vekiliyim. Zaman zaman İstanbul'da da, zaman zaman Türkiye'nin başka illerinde de çalışmam gerekiyor. Diyarbakır'a gitme sebebim de o benim. Sabah gittim, akşam döndüm. Ama ilk fırsatta tekrar buraya gelip sizlerle beraber çalışacağız. Ama şunun bilinmesini istiyorum. Kulaktan kulağa yayın. Ömer'i önemsiyorum ve Ömer'le el ele tutuşarak Akhisar'a hizmeti köpürtmek istiyorum. Bunu söyleyin. Bunu yayın. Şu an Akhisar il olamaz. Açıkça söyleyeyim. Yapacak şeyler var, yapılmayacak şeyler var. Öyle havadan sudan asparagas konuşmayı sevmem ben. Tütüne bu kadar fiyat verdik, iki tane anahtar dağıttık, yıllarca sizi oyaladılar. Yapılacak işleri söyleyeceksin, yapılmayacak işleri söylemeyeceksin. Yalancı pozisyonuna düşmem ben. Ama şunu söylerim. Şu an iktidarın gündeminde bazı bölgelerin il olması gibi bir durum söz konusu değil. Öyle bir durum söz konusu değil. Ama neticede birçok yer il olacaktır. Böyle bir program hayata geçtiği takdirde Akhisar ilk il olacak yerdir. Haberiniz. Şimdi sözü uzatmayayım. Aday ben değilim. Sürüde güzel Tosun burada. Kınalı kuzu o şimdi. Ben huzurlarınıza evladım gibi sevdiğim, bir arkadaş gibi gördüğüm ve kendine güvendiğim Ömer İşçi'yi huzurlarınıza davet ediyorum. Haydi Akhisar, bütün bayrakları, Türk bayraklarını, AK Parti bayraklarını şöyle el yukarıda sallayalım. Akhisar'ımızın beş yıl sonra tekrar AK Parti'ye gidiyor.
Kadın ve Gençlik Kolları Başkanlarımız, değerli Oda Başkanlarımız, muhtarlarımız, kıymetli Akhisarlılar, aday tanıtım toplantımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Akhisar'ı geliştirmek, kalkındırmak, Akhisar'ı keyifle yaşanılır bir şehir yapmak için bugün sizlerle bir yola çıkıyoruz. Bu yolculukta bizimle olduğunuz, bir olduğumuz için gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Saygıdeğer Akhisarlılar, kıymetli yol arkadaşlarım. Sözlerime başlamadan önce Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Grup Başkan Vekilimiz Sayın Bahadır Yenişehirlioğlu'na, Manisa Milletvekillerimize, İl Başkanımıza ve Aday Belirleme Komisyonu'nda yer alan tüm teşkilat üyelerimize şahsıma bu görevi layık gördükleri ve bana güvendikleri için teşekkür ediyorum. Güveninizi boşa çıkartmamak için tüm gücümüzle çalışacağıma söz veriyorum. Kıymetli Akhisarlılar, Akhisar 9000 yıllık tarihiyle benim için dünyanın en güzel yeri. 9000 yıl boyunca farklı medeniyetlerin hep göz bebeği oldu. Bu tarihe sahip çıkmamız gerekiyor. Bu mirası çocuklarımıza bırakacaksak sahip çıkmaktan daha öte işler de yapmamız gerekiyor. Geleceğimiz olan evlatlarımız için çalışmamız gerekiyor. İşte bu yüzden hedefimiz çok büyük. Gittiğimiz yerlerde bize soruyorlar. Diyorlar ki Akhisar il olacak mı? Eğer ki bazı ilçeler il statüsü kazanacaksa az önce grup başkan vekilimizin söylediği gibi Akhisar bunlardan ilki olacaktır. Ancak şundan da kimsenin asla şüphesi olmasın. İl olursak gelişiriz diye bekleyecek halimiz yok. Aksine Akhisar sanki bir il gibi her konuda diğer şehirlerle yarışacak. Vizyonu, iddiası, özgüveni ve başarılı olduğu eski günlerine tekrar dönecek. Artık duraklama devri bitiyor. Yeniden Büyük Akhisar için yola çıkıyoruz. Artık geciken yatırımlar olmayacak. Yeni bir dönem başlayacak. Işıldayan, parlayan bir Akhisar dönemi başlayacak. Sevgili Akhisarlılar, modern bir şehirde ne olur? Raylı sistem olur. Akhisar'da raylı sistem olacak. Başka ne olur? Başka ne olur? Üst geçitler olur, alt geçitler olur. Modern çevreci ulaşım anlayışı, doğalgazlarımızın önünü açan, geleceği şimdiden Akhisar'a getiren Bahadır Yenişehirlioğlu bunun için de gereğini yaptı. 150 milyon lira yatırımla Medar mahallemiz doğalgaz hattı çalışmalarını başladı. Şimdi sıra diğer mahallelerimize geldi. İnşallah başkanım. Daha başka ne olur? Modern sağlık kuruluşları olur. Sayın Yenişehirlioğlu onun için de düğmeye bastı. Yeni bir devlet hastanemiz olacak. Yatırım değeri tam 5 milyar lira. 2024 yılı yatırım programında alınan bu eser
bu hastane bu bölgenin en büyük ihalesi olacak. Sevgili Akhisarlılar, başta söyledik, zaman kaybetme lüksümüz yok. Bir ilde ne olacaksa Akhisar'da o olacak. Gerçek belediyecilik işte budur. Akhisar, Türkiye yüzyılının yıldız şehirlerinden olacak. Bunun için önceliğimiz kentsel dönüşüm. ...de tutmak için bu dönüşüm hemen olacak. Biz Büyük Akhisar için yola çıktık. Yapılmayanı yapmak için yola çıktık. Olmayanı oldurmak için yola çıktık. Yapmayanı, oldurmayanı, engel olanı aşmak için yola çıktık. Neden yerimizde sayalım? Neden gelişmeyelim? Neden Akhisarlı olmakla yeniden gurur duymayalım? Bunların elimizden alınmasına izin vermeyeceğiz. Akhisar şehirlerin en güzeli olacak. Şimdi sizinle bir şey paylaşmak istiyorum. Bakın, Akhisar belediye başkanı demek nedir biliyor musunuz? Bu işleri yapmak demektir. Vatandaşın emrinde olmak demektir. Akhisar demek büyük ekonomi demektir. Spor demektir. Kültür ve sanat demektir. Turizm demektir. Tarım ve sanayi demektir. Modern yollar, köprüler, kavşaklar ve modern trafik anlayışı demektir. İkinci yüzyılın gurur duyacağı yeni eserler demektir. Akhisar demek, mutlu Akhisarlılar demektir. İşte biz böyle bir Akhisar istiyoruz. Bekleyen duran değil, dünyada en iyi kentlerde ne varsa Akhisar'da daha iyisinin olacağı bir anlayışla geliyoruz. Öyle lafla değil, bunun garantisiyle geliyoruz. Bu iş yalnızca Ömer İşçi'nin işi değil. Bu iş bir sevda işi, bu iş bir ekip işi, bu Akhisarlıların işi. Başta Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız ve onların Akhisar'a yansıması milletvekillerimizle Akhisar bu değişimi başlatıyor. Ben doğma büyüme Akhisarlıyım. 15 yıl belediye meclis üyeliği, 10 yılda belediye başkan yardımcılığı yaptım. Gururumuz Akhisar Spor'umuzun eski başkanlarından. İl başkanımız Salih Hızlı ile birlikte belediyecilikte büyük bir deneyim kazandım. O dönemde Akhisar pek çok konuda sıkışıp kaldığı kalıpları kırdı. Hayali mümkün olmayan başarılara hep birlikte imza attık. Bu ben değil biz anlayışının bir ürünüydü. Birlikte olmaktan gelen bereketin eserleriydi bunlar. Akhisar bunu unutmaz. Çok lafa değil sonuca bakar. Salih Başkanımızın döneminde yaptığımız gürültü yapmadan işimizde ses getireceğiz. Salih Başkan dönemindeki gibi gürültüsüz, işimizin konuşulduğu bir Akhisar hayal ediyoruz. Az konuşacağız, çok çalışacağız. Lafla peynir gemisinin yürümediğini herkes gördü. İnşallah duraklama devri sona eriyor. 31 Mart'ta duraklama devrinden çıkmış oluyoruz. Akhisar'ı el birliğiyle kalkındıracağız. Bunun için Büyükşehir Belediye'mizle koordineli çalışacak, hükümetle ve kurumlarla hızlı aksiyon alacak bir yönetime ihtiyaç var. Doğru ve zamanında hamlelerle Akhisar yeniden yükselişe geçecek. İyi ki Akhisarlıyım sözü tekrar gönüllerde yankılanacak. Sevgili Akhisarlılar, belediye hizmet yeridir. Eğer vatandaş memnun değilse bunun nedeni hak ettiği hizmeti alamamasıdır. Siyaset başka, hizmet başkadır. Biz bu bakış açısıyla yola çıkıyoruz. Hangi partiden olursa olsun biz tüm Akhisar'a hizmet edeceğiz. Herkes bilir ki bizde ayrı gayrı olmaz. Tüm bu düşüncelerle diyorum ki büyük Akhisar büyük düşünür.
Bunun için yapılacak belli. Sandık hazır. Gelin Akhisar'ı şaha kaldıralım. Türkiye yüzyılında parlayan bir Akhisar için hep birlikte, hep birlikte çalışalım. Kimse kalmayacak. Şimdi hepinize tekrar teşekkür ediyorum konuşmamı sonlandırırken. Bu akşam bu salonu doldurduğumuz gibi kampanya süresince meydanları da dolduralım. Sonra da hep birlikte inşallah 30 Mart'ta sandıkları da dolduralım. Hepsi taşsın, AK Parti'nin oylarıyla yeni bir hizmet kervanı başlamış olsun. Hepinize saygılar sunuyorum. Yandır sen de ocağında hep
Gönül işi, bu bir gönül işi.